tavuk buğulama yapmaya. Nazlıcığım, malzemelerimiz neler? Tavuk, kalçamız 4 adet, nanemiz, pul biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz, kekiğimiz, yarım su bardağı su, yarım su bardağı maden suyu, bir de sıvı yağımız. Aynı zamanda tatlı toz biberimiz de geldi. Çok teşekkürler İlaydacığım. Şöyle bir güzel şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Evet. Bunları önceden yıkadık, güzelce temizledik. Tüylerini de yaktık. Tüylerini yaktık. Şimdi bunların derilerini ayırıyoruz. Tamam. Tavuk kalçalarımızı bir güzel derilerinden ayırıyoruz. Bütün derilerini bir güzel temizleyelim. Temizledik. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kadar nanemiz. Nanemizi koyduk. Bir çay kaşığı pul biberimiz, karabiberimiz, bir çay kaşığı tuzumuz. Tamam. Bir çay kaşığı tatlı toz biberimizi ilave ediyoruz. Tamam. Oh. Baharatlarımızı ilave ettik. Kekiğimizi en son koyacağız. Pişmeye yakın. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Bunun hepsini değil, yarısını koyacağız. Tamam. Yarım çay bardağı kadar koyduk. Bir güzel yoğuruyoruz. Malzemeleri karıştırıyoruz. Baharatlar tavuğumuza iyice işlesin. Şimdi sıra geldi sodamızı koymaya. Bir miktar sodamızı ilave ediyoruz. Niye soda ilave ediyoruz? Etimiz yumuşasın diye. Etimiz yumuşasın diye. Bakın bir püf noktası. Şimdi suyunu ilave edelim. Tamam. Suyumuzu da ilave ediyoruz. Harika bir sos hazırlıyoruz. Çok güzel bir marinasyon yapıyoruz. Bir güzel tavuğumuzu lezzetlendirdik. Evet. Sosumuz çok güzel oldu. Şimdi tenceremize koyabiliriz. Döşeyelim tenceremize. Çok güzel bir görüntü oldu. Tenceremizin kapağını kapattık. Ne kadar pişireceğiz? Kısık ateşte 30 dakika kadar yeterli olacaktır. Süper. Peki çevirecek miyiz? Ters yüz edecek miyiz? Direkt böyle. Buharda kendi buharıyla suyuyla pişecek. Süper. O zaman tavuk buğulamamızı pişmeye bırakıyoruz. Yarım saat sonra nasıl bir görüntü ve lezzet çıkacak hep beraber göreceğiz. Tavuk buğulamalarımız neredeyse hazır. Çok güzel kaynadılar. Yaklaşık yarım saattir kaynatıyoruz. Şimdi kekiğini ilave edeceğiz. Evet. 1 çay kaşığı kekik ilave ediyoruz. Tamam. Kekiğimizi koyduk. Bir 5 dakika kadar daha kekikleriyle özdeşleşsin. Sonra servis edelim. Yaklaşık 5 dakika kadar daha kekiklerle birlikte tavuklarımızı pişirdik. Evet, şimdi servis edebiliriz. Hadi bakalım, servis edelim. Çok güzel görünüyor gerçekten. İsterseniz yanına güzel bir pilav yapın. İsterseniz patates püresiyle, patates kızartmasıyla sunun. Mükemmel görünüyor gerçekten. Tavuk buğulamalarımızı çok güzel servis ediyoruz. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Şimdi tadına bakıyorum. Şöyle tavuklarımız efsane pişmiş gerçekten. Bakar mısınız? Baharatlarla özdeşleşmiş. Suyu harika. Şöyle tadına bakalım. Çok lezzetli, çok hafif, çok güzel bir tavuk. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımda da paylaşıyorum. YouTube kanalım Esirgenç TV. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.